Merhabalar, bugün size Blender'da modelleme yapmadan önce referans resimlerini nasıl yerleştireceğimizi göstereceğim. Öncelikle daha önceden hazırlamış olduğum referans resimlerini bir pencere yardımıyla yan tarafta tutuyorum, hazır olarak tutuyorum. Öncelikle referans resimlerini doğru bir şekilde ekleyebilmemiz için açık olan Blender sayfamızı perspektif görünümden ortografik görünüme geçirmemiz lazım. Bunu iki şekilde yapabiliriz. Birincisi alt kısımda bulunan view pers slash orto veya kısa yol 5 tuşuna basarak geçiş yapabiliriz. Üst görünüme geçmek için 7, ön görünüme geçmek için 1 ve yan görünüme geçmek için 3 tuşunu kullanıyoruz. Öncelikle üst görünüme geçip referans resimlerimizin olduğu klasörü açalım. Daha önceden hazırlamış olduğum referans resimlerini back, front, side ve top olarak 4 kısımda böldüm. Kısa yol olarak bunları direkt atabileceğimiz gibi Blender'ı açık olan Blender sayfamızdan Background Images sekmesi altında Add Image sekmesini kullanarak da ekleyebiliriz. Biz daha kısa yöntem olarak resimlerimizi ortografik görünümdeyken atmaya çalışalım. Dikkat edin, hepsini uygun şekilde objelerin üzerine gelmeden görünümün herhangi bir boş kısmına ekliyorum. Gördüğünüz gibi hemen sağ sekmemizde bulunan kısma, panele yerleşmiş oldular. Top JPEG, Side JPEG, Front JPEG olarak ayrıldılar. Biz bunları ayırırken öncelikle üst görünüm için top sekmesini, side sekmesi için front ve front için right sekmelerini sağlamalıyız. Eğer ki side kısmı right veya left eklediğimizde, aynı şekilde front kısmı front veya back eklediğimizde bize hata verecektir. Çünkü görünümler X aksinde ve Y aksinde sorun çıkacaktır. Şimdi ayarlamaya gelelim. Ayarlama yaparken görünümümüzü bir küp içerisinde olduğunu hayal edelim. Yani objemizi bir küp olarak hayal edelim. Ve default olarak gelen küpümüzü Z yardımıyla wireframe görünümünde genişletelim. S tuşuna basıp X yönde resmimizin sınırlarına kadar genişletelim. Y yönde aynı şekilde genişletelim. Bir tuşuna basıp yine S tuşuna basarak sınır çizgisine kadar çıkalım. Gördüğünüz gibi son olarak ön cepheden ön görünüşte resmimizi uyarlamak yerine resmi küpe uyarlamaya çalışacağız. Bu sayede resmimiz birebir oranda oturmuş olacak. Bunun için ön görünüş sekmesinden size kısmını düşürelim.
şu anda objemiz bu küp içerisinde belirebilecek düzeye geldi. Gördüğünüz gibi blueprintlerimiz, referans resimlerimiz doğru bir şekilde yerleşmiş oldu. En tuşuna basarak sağa kapatalım ve küpümüzü silelim. Sağlamasını yapmak için sahnemize bir circle alıp 12 veyahut 16 dikey olarak kesip işleme başlayalım. R tuşuyla X aksinde 90 derece döndürelim. Y kısmında hareket edelim. Ve tekerleğimiz çapında eşitleyelim. Biraz daraltalım ve edit moda geçelim. Üst görünüme geldim. Üstten belli bir miktar sekme seçerek genişleme yapıyorum. Gördüğünüz gibi şu noktayı baz alarak yukarı çekiyorum ve eşitlemeye başlıyorum. Üst görünüme tekrar bakıp çizgiyi Y aksinde eşitlemeye çalışıyorum. Ön görünüme bakarak düzeltme yapıyorum. Görüldüğü gibi tüm yüzeylerin çizgiye yani referans resime eşitlenebildiğini görmüş olduk. Daha önceden göstermiş olduğum ön cepheyi normal pozisyonda tutsaydık çizgilerimiz birleşmeyecek ve hata verecekti. Bundan sonraki aşamaları kendiniz deneme yanılma yöntemiyle uyarlayabilirsiniz. Kolay gelsin.